Efendim günün raporu programı Cuma Zilayet devam ediyor. Stüdyolarımıza değerli bir konu ağırlıyoruz bizlerle birlikte. Valit Aslankol, siber güvenlik uzmanı. Valit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim konuşacağımız konular oldukça önemli ve son 25 dakikaya girdik. 25 dakikada sizle geçireceğiz. Evet. Önemli mesajlar vereceğiz vatandaşlara, onu umuyorum. Çünkü vatandaşları yakından ilgilendiren konuları gündeme getireceğiz. Ama onun öncesinde siber güvenlik nedir? Nasıl tanımlarsınız efendim izleyicilerimiz için? Siber güvenlik aslında bilişim sistemleriyle ilgili her türlü alandaki güvenlikten bahsediyoruz. Yani bu bir kurumun web sitesi olabilir, bir devlet dairesinin kendi verilerini barındırdığı bilişim sistemleri olabilir veya bizim kendi sosyal medya hesaplarımız olabilir. Dolayısıyla bilgisayar ve internet teknolojileri ile ilgili olan her türlü sisteme yapılacak saldırıyı biz siber güvenlik çerçevesine değerlendirebiliyoruz. Eğer bu daha büyük çapta olursa, devletler çapında da olursa buna artık siber savaş diyoruz. Dolayısıyla hem şahsi olarak bir siber güvenliğimizi almak zorundayız hem de ulusal anlamda zaten her ülke bu konuda kendi uzman profesyonellerini yetiştirip kendi siber güvenliği şeklinde alıyor. Nasıl olunuyor hocam? Yani siber güvenlik uzmanlığı o da merak edilen bir konu belki. Evet. Şimdi son dönemlerde gerek devlet üniversitelerinin gerek vakıf üniversitelerinin, özel üniversitelerin bu konuda yüksek lisans programları var. Tezli veya tezsiz yüksek lisans programları var. En azından bu aşamada bir bilgisayar mühendisliği veya bir bilişim altyapısına sahip olunduktan sonra bazıları işte ALES puanıyla, bazıları ALES puanı olmaksızın farklı farklı üniversitelerin bu akreditasyonla ilgili, yüksek lisansla ilgili kendi kuralları var. İnternet üzerinden bir araştırma yapılarak hangi kurum hangi şartlarda alıyor şeklinde aslında izleyicilerimiz oradan bilgi edinebilirler. Evet, oldukça önemli konular. Peki şimdi siber saldırı ile ilgili de bilgi alalım sizden. Sonra vatandaşların da merak ettiği ve en önemli gündem maddeleri programı da hazırlarken konuştuk aslında önemli konular. Belki de izleyicilerimize şimdi aktardığımızda diyecekler. Yani ben de az önce öyle dedim. Hiç hep karşı karşıya kaldığımız lakin aklımıza gelmeyen durumlar bunlar. Evet. Peki siber saldırılarla kimler karşı karşıya kalabilir ve bunların türleri, bu saldırıların türleri var mı? Aslında en yaygın olanlarından başlamak lazım. Kişisel anlamda biz kendimizi bu saldırılardan nasıl koruyabiliriz? Bir de saldırı türleri ve çeşitleri nelerdir? Bir de çok hani böyle Hollywood filmleri tarzında aksiyonlar beklemeden günlük hayatta nelerle karşılaşabiliriz onlardan bahsedelim. Yaklaşık son 4 yılda bu konuda zaten bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde okullarda, kamu kurumlarında 1000'in üzerinde bu konuyla ilgili seminer yapmıştım. Bizim yola çıktığımız nokta aslında şurası. Cep telefonu yani akıllı telefon kullanan herkesin bilmesi gereken bazı kurallar var. Örnek veriyorum sizinle ben herhangi bir marka hakkında konuştuğumuzda WhatsApp'ta yazışmadık veya SMS olarak da birbirimize göndermedik ama biz her ikimiz de sosyal medya hesabımıza girdiğimizde veya arama motoruna girdiğimizde konuştuğumuz konuyla ilgili reklamlar geliyor bize. İşte bunu izleyicilerimiz belki çoğu farkında değil. Yani tesadüf gibi algılanıyor. Tesadüf gibi algılanıyor. Evet. Yani bir arama motorundan bir kıyafet baktığımızda örnek veriyorum. Kıyafet bir örnek. O kıyafetle ilgili yine başka hesaplarımıza önümüze düşen reklamlar var. İşte aslında bu nasıl güzel algılıyor ya. Ben az önce baktım benim önüme reklam olarak geldi. Aslında bu tehlikeli bir şey hocam. Aslında şöyle tehlikeli bir şey. Şimdi insanların internet üzerinde kullanım alışkanlıkları ve davranışlarıyla ilgili, tüketici davranışlarıyla ilgili sürekli bir veri biriktirilmesi söz konusu. Hatta sanıyorum ya bugün veya dün Facebook bundan dolayı Türkiye tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 1 milyon 600 bin lira para cezasına, idari para cezasına çarptırıldı. Biz herhangi bir arama yaptığımızda veya biz herhangi bir konuyla ilgili bir istekte, talepte bulunduğumuzda bunlar kayıt altına alınıp benzer konularla ilgili bir eğilimimiz olacağı düşünülerek bize buna göre reklamlar gönderiliyor. Ancak işin ilginç tarafı şurası. Tehlike demeyelim ama riskli olan tarafı şurası. Kullandığımız sesli asistanlar. Yani onu algılayabiliyor ise başka şeyler de algılanabilir. Kesinlikle. Kullandığımız platformun iOS veya Android olmasından bağımsız olarak sesli asistanların zaten buna benzer özellikleri var.
Hatta zaman zaman şunu da duymuşsunuzdur. Birden telefon kendi kendine devreye girip ne söylediğinizi anlayamadım, size nasıl yardımcı olacağımı anlayamadım diye sizinle sohbet ettiğini görebilirsiniz. İzleyeceğimiz karşı karşıya kalmış. Evet evet, muhtemelen. Dolayısıyla şunu bilmemiz lazım. Nasıl ki şu anda bizim yaka mikrofonlarımız var ve konuştuğumuz her şeyi bütün izleyicilerimizin duyduğunu, dinlediğini bilsek, nasıl hareket eder isek, aslında elimizde bir telefon olduğunda da aynı şey. Bununla beraber sadece aslında sesli asistanlar değil, kullandığımız uygulamalarla da biz aslında izin veriyoruz. Örneğin gençlerin çok sık olarak kullandıkları, işte dinlediğiniz müziğin ne olduğunu size söyleyen uygulamalar veya herhangi bir şekilde resminize efekt uygulayan programlar, resim işleme programları. Aslında bunların tamamını biz galerimize, kişilerimize, konumumuza, adres defterimize, hepsinin erişimine izin veriyoruz. Şimdi biz bu kadar izin verdikten sonra, yani evimizin kapıları sonuna kadar açık, evet, evimizde kapı yok, baca yok, sanki dört duvar bile yok gibi hayatımıza başkalarının müdahil olması, bu metaforla ne kadar mümkünse aslında sosyal medya platformunda da aynı şekilde mümkün oluyor. Dolayısıyla burada şu kavramı dile getirmek gerekiyor: dijital mahremiyet. Dijital mahremiyet. Açalım, evet, onu, açalım biraz, açalım daha, ama onun öncesinde hani tehlike değil de risk dediniz ya hocam. Yani şöyle risk, mesela siz bir lokantaya gittiniz, oradaki servis görevlisi geldi, efendim ne arzu edersiniz dedi, bu bir yaklaşım. Aynı yere gittiğinizde Cem Bey hoş geldiniz her zamankinden mi dese kendinizi nasıl hissedersiniz? Şimdi bu başlangıçta bize kendimizi iyi hissettirebilir, fakat bizim kullanım alışkanlıklarımız, bizim hayata dair bakış açımız, hatta duygularımız, her şeyimizin birileri tarafından kayıt altına alınması bunların manipüle edilebilme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Evet. Dolayısıyla bu bir risk oluyor. Kişi şunu diyebilir, evet ya ben arama motoruna girdiğim zaman ne güzel, bana tavsiye edilen şey zaten benim daha önce de aradığım bir şey. Fakat yanıltılabilirsiniz. Bir bankanın web sitesine girmek istiyorsunuz. Siz bir bankayla ilgili sürekli arama yapıyorsunuz. O bankanın uygulamasını kullanmayıp da internetten arama yaptığınızda siz o bankanın sitesine benzeyen bir web sitesine yanlışlık gibi, sizin yanlışlık olarak algıladığınız bir şekilde bilinçli olarak yönlendirilebilirsiniz. Ve siz gerçek bankanın sitesi zannederek orada kullanıcı adınızı, parolanızı girip mali bilgilerinizin, hatta hesabınızdaki paranın çalınmasına sebep olabilir bu. Veya herhangi bir sosyal medya platformuna uygulama üzerinden girmeyip de web üzerinden girdiğimizde oradaki kişiler bizim paylaşılmasından hoşnut olmayacağımız verilerimizi bizim hesabımızı ele geçirerek o verilere ulaşabilirler. Kameramızı açabilirler, mikrofonumuzu, evet, açabilirler. Bunların hepsi teknik olarak kesinlikle mümkün. Şimdi şöyle sosyal medyaya bakıyorum. Dijital mahremiyet dedik. Oradan devam etmekte fayda var. Tabii Sayın Hocamız Bengi Türk Televizyonu'ndan ilk defa katılıyor. İzleyicilerimiz diyor ki teşekkür ediyoruz, ağzına sağlık. Ama anlattığı her şey dolandırıcılıktan nasıl korunabiliriz bunu anlatıyor sanki diyor hocamız. Evet. Yani belki alenen onu da soracağım ben. Ama yani sizin de anlattığınız risk, tehlike olarak da ifade ettiğimiz konular. Tabii vatandaşların, Türk milletinin dolandırıcılıktan nasıl korunabilirin yöntemleri, doğru ifade ettiniz. Kim? Serap Hanım Isparta'dan yazmış. Evet. Kendisine sevgiler, selamlar söylüyoruz. Peki şimdi dijital mahremiyet dedik, virgül koymuştuk, orayı tamamlayalım, evet, efendim. Dijital mahremiyet aslında şu anlama geliyor. Daha önce izleyicilerimiz sanıyorum takip etmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri son seçimlerinde işte Rusya aracılığıyla Facebook'tan alınan 55 milyon kullanıcı bilgisinin seçimleri manipüle etmek için kullanıldığından bahsedilmişti. Aslında manipülasyonun en net orada görebiliyoruz. İnsanların, yani sizin hangi zaman diliminde ne paylaştığınız, sizin duygu durumlarınızı, mesela falan yerde kendini yalnız hissediyor, İşte filan yerde kendini şöyle hissediyor gibi, bizim başkalarının bilmesinden ne fayda sağlayacağımızı bilmediğimiz şeyleri paylaşmak bu mahremiyeti sınırlarını aşıyor. Bu bir. İkincisi, bunu biz kendimiz yapıyoruz. Evet, bunu biz kendimiz yapıyoruz. Mesela yaz aylarında sanıyorum istatistiklere yansımıştır, evden hırsızlık olayları daha çok artıyor. Camlar, kapılar açık. Hayır. Hem de tatilde. Yani tatildeyiz. İşte çoluk çocuk işte böyle terliklerle terliğini eve girebilirsiniz. Çekmek, buyurun der gibi. Evimiz boş, buyurun gelebiliriz. Bakın, bu da bir dijital mahremiyetin aslında ihlali. Bununla beraber çocuklar konusunda
Çocuklar internette kimlerle arkadaşlık yapıyorlar, kimlerle yazışıyorlar, profillerindeki gizlilik ayarlarını yapabiliyorlar mı? Bütün bunlara baktığımızda bunları da yapamadıklarını görüyoruz. İşte size yine bir dijital mahremiyetin ihlal edildiği bir alan aslında. Dolandırıcılık tarafına geçtiğimiz zaman... Çocukları korumak da burada oldukça önemli değil tabii, mi? Tabii, çok çok önemli. Vaktimiz yettiği kadar ondan da, ondan da bahsedeceğim. Tabii. Dolandırıcılık tarafına geçtiğimiz zaman aslında oradaki de finansal mahremiyet. Şöyle şeyler olabiliyor. Sizinle biz samimiyiz, tanışıyoruz. Sizin hesabınızı biri ele geçirip bana mesaj yazabiliyor. Ya işte hocam merhaba, ben Cem, işte bir yerdeyim, şuradayım da çok acil paraya ihtiyacım var. Kartımın limiti bitmiş, bana şu kadar para gönderebilir misiniz gibi. Artık hani telefonlarla arayıp da ben hakimim, polisim, savcıyım. Ondan sonra işte poşete altınları koy, getir bakalım çalınan altınlardan mı gibi. Bu hikayelerin aslında telefonda olanları artık sosyal medyaya taşınmaya başlandı. Dolayısıyla herhangi bir dolandırıcılığa maruz kaldığımızı anlayabilmemiz için karşı taraftaki kişinin kim olduğundan emin olamayacağımızı bir defa kesinlikle anlamamız gerekiyor. Yani size gelen mesaj arkadaşınızdan gibi görünüyor olabilir ama hesap arkadaşınızdır. Size talep oradan gelmiyordur, mesaj oradan gelmiyordur, bir başkasından geliyordur. Çocukları nasıl koruyacağımız tarafında da şunu yapmamız gerekiyor. Çocuklar biliyorsunuz masumlar. Onlar masum doğarlar, dürüst doğarlar. Ama masum olmamayı ve dürüst olmamayı yaşam içerisinde yetişkinlerden öğrenirler. Bir defa akıllı telefon kullanımında çocukların, benim öngördüğüm ve tavsiye ettiğim, çünkü okullarda o tür vakalarla karşılaştım ki hani şu anda burada bahsetmemiz bile çok etik olmayacak. Öyle vakalarla karşılaşıyoruz ki çocukların özel görüntülerini almak, özel bilgilerini evet. almak, bunlarla çocuklara şantaj yapmak gibi. Bir defa aileler çocuklarının sosyal medya üzerinden kimlerle haberleştiklerini, ki belki de 9. sınıfa gelene kadar bir akıllı telefon veya tablet edinmelerinin bile ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak AVM'lerde veya otobüslerde sık sık görüyoruz. Daha birkaç aylık çocuk, bebek elinde telefon, çocuk telefona kilitlenmiş bir şekildeyken işte anne baba ağzına mama tıkıştırmaya çalışıyor falan. Dolayısıyla bizim öncelikle böyle şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani erken yaşlarda onları bu teknolojilerle tanıştırıp sonra da elinden alamıyoruz şikayeti olmaması çok da, için tabii, olmaması. Önceden bir önlem evet. alınması gerektiğini evet. söylüyorsunuz. Evet. Peki hocam şimdi belki teknik olarak biz anlamayacağız. İzleyiciler de ben de anlamayacağım ama hani merak ediyoruz. Şimdi siber saldırı diyoruz. İnternet, sosyal medyanın önemine bu anlamda ne kadar önemli olduğuna değindiniz. Ve televizyondan, telefondan sonra ise yine sosyal medya üzerinden yapılan bu operasyonların, saldırıların olduğunu ifade ettiniz. Peki yani bir telefondan diğer telefona giriş nasıl sağlanabilir? Bu da oldukça önemli bir nokta. Belki siz teknik olarak uzmansınız, anlatacaksınız ama anlayacağımız dilde anlatacaksınız. Çok memnun olurum. Şimdi daha önceleri bir telefona girilebilmesi için fiziki olarak onun alınıp belki program falan yüklenmesi gerekiyordu. Ama şu anda şöyle bir şey oldu. Size bir link gönderilebiliyor. Bu gönderilen link size WhatsApp'tan gelebilir. SMS'le gelebilir. Herhangi bir sosyal medya platformundan özel mesaj olarak gelebilir. Siz bu linke tıkladığınız anda sizin telefonunuzun, tabletinizin veya bilgisayarınızın bütün her alanı karşı taraftakinin eline geçebilir. O zaman aslında izleyicilerimizin teknik olarak bu konuda dikkat edecekleri en önemli şey linklere tıklamamak. Çünkü o linke tıkladığınız anda sizin galerinizdeki görüntüleri alabilirler. Adres defterinize ulaşabilirler. Hatta uzaktan kameranızı açabilirler, mikrofonunuzu açabilirler ve telefon bulunduğu ortamda bir ortam dinleme cihazı, bir mobese kamerası gibi ortamdaki bilgileri tamamen bir başka yere gönderiyor olabilir. Linklere tıklamamak bu bir. İkincisi mutlaka bir antivirüs programı. Yani genelde soruyorlar hangisini kullanalım diye, ona tabii çok cevap vermiyoruz o markaya girdiği için. Tabii. Bir antivirüs programı mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bununla beraber güncelleştirmeleri mutlaka. Bilgisayarda da, telefonda da, tablette de güvenlik güncelleştirmelerini mutlaka yüklemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü her güncelleştirme bir zafiyeti kapatmak için çıkıyor zaten. Üçü oldukça evet. önemli. Tekrar edelim mi izleyicilerimiz evet. için? Ben ediyorum hemen. Aha. Linklere tıklamama evet. ve antivirüs programı yükleme ve öbürü ise güncellemeler, güncelleştirmelerin yapılması gerektiğini.
Yani linklere biz o linklerle karşı karşıya çok kalıyoruz. Bilgisayarda, telefonda veya evet. başka bir yerde. Hani bazen yani tıklamasak da alenen elimiz gidiyor, tıklıyoruz, gidiyor, açılıyor. Tabii verilere ulaşılabilme olanağı evet. artıyor. Evet. Peki geldi, açmadım ben biliyorum. Zaten yani onların çok belli başka bir amacının olduğu o linklerin hangi platformda ve hangi meziyette geldiğini aşağı yukarı izleyicilerimiz tahmin ediyorlardır. Evet. Belki peki onları tıklamadığımız müddetçe alamazlar mı, ulaşamazlar mı? Yani ona aslında mı konumlandırıyorlar? Sadece ona konumlanmıyor. Şimdi orada oltalama dediğimiz saldırılar var. Örnek veriyorum, bir özel günü kutlayacaksınız. İşte bir dini bayram, milli bayram. Burada bile bir tane JPEG resim mesela yanıyor, dönüyor. İşte altında bayramınız kutlu olsun yazıyor veya başka bir şey evet. yazıyor. İnsanlar bunu gayet iyi niyetli olarak birbirlerine gönderiyorlar. Ancak eğer bu ilk gönderildiği zaman eğer bir kişi bunun altına bir iki satır zararlı bir kod yazdı ise siz bir hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar mesajıyla veya işte anneler gününüz kutlu olsun, babalar gününüz kutlu olsun mesajında arka planında kod bulunan bir resmi iyi niyetli olarak adres defterinizdeki birçok kişiye gönderiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla onun da aslında arka planında bir şekilde bir link var. Yani buna biz oltalama diyoruz zaten. Bir şekilde oltalayarak bunu sağlayabiliyor olmak. Mesela SMS geliyor size. İşte gelen SMS'te sizin ilgi alanlarınızla ilgili. Siz sadece bu SMS nedir diye tıkladığınızda bile sizi yetişkinlerin işte özel içerik diye tabir ettiği şeylere sizi hemen abone yapıyor. Ondan sonra telefon faturanıza sizin abonelik ücreti geliyor ve siz bunu iptal ettirene kadar bir sürü uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla neye tıkladığımıza dikkat etmek bizim için aslında çok önemli. Ya bu çok önemli bir mevzu yani evet. Belki çok gündeme gelmeyen ama evet. yani şöyle söyleyelim, çok gündeme gelmeyen ama gündemin tam ortasında olan bir konu ve evet. tüm vatandaşlarımızın burada rejide kameraman herkesin ilgilenebileceği bir ve ulaşabileceği bir nokta. Linklere tıklamama, telefonunuza erişim sağlanabilir, antivirüs programı yükleme bende yok, programı yükleyeceğim bu programdan sonra. Evet. Bir de güncellemelerin zamanında yapılması önemli değil mi? Evet, yani evet. bazen güncellemeler bekleniyor hani mobil veri var. Wi-Fi durumları olmuyor bekliyor ama bunları beklememekte fayda evet. var. En yakın mobil veriniz yoksa da bir Wi-Fi noktasına gideceksiniz. O güncellemeleri de yaptırmakta fayda var. Evet. Hepimizin kullandığı telefon, tablet, bilgisayarlarda bunlar evet. oldukça önemli konular. Çocuklarımız için de oldukça önemli. Peki hep mesajlaşma sistemi üzerinden konuştuk Sayın Hocam. Telefonumuza sesli olarak ulaşma şansları var mı? Yani telefonumuzdan ses alma özellikleri olabilir mi diğerinin? Hani hep mesajlarda konuştuk. Mesajlarda hemfikir, tıklamalarda veya. Zaten herhangi bir şekilde siz linke tıkladığınızda karşı tarafın sizin telefonunuzda yapacağı şeylerin içerisinde zaten galerinize ulaşmak, kişi listenize ulaşmak, kameranıza ulaşmak ve mikrofonunuza ulaşmak. Dolayısıyla sadece mikrofona ulaşayım diye ayrı bir saldırı şekli, sadece kameraya ulaşayım diye ayrı bir saldırı şekli değil. Bir saldırının nihai amacı sizin cihazınızın kontrolünü ele geçirmek. Hatta bununla beraber sadece bu da olmayabiliyor. Mesela bazı uygulamalar direkt olarak sizden bunun için zaten izin istiyor. Mesela siz bir uygulama indirdiniz. İndirdiğiniz uygulamada böyle resimlere efektler falan veriliyor. Yani uygulama ismi söylememek için diyorum. İşte bazen böyle göz, kulak, dil komikleştiren şeyler var mesela. Siz bunu yüklerken size diyor ki Cem Bey ben diyor sizin galerinize ulaşmak istiyorum diyor. Ama biz hepsini onaylıyorum yapıyoruz değil mi? İnsin galerinize ulaşmak istiyorum diyor. Sizin adınıza paylaşımda bulunmak istiyorum diyor. Gelen mesajları görmek istiyorum diyor. Dolayısıyla biz ona otomatik olarak izin verdiğimizde aslında kendi elimizle teslim etmiş okumuyoruz oluyoruz. Okumuyoruz hocam. Şimdi yani ciddi ciddi söylüyorum. Hatta, hani izleyicilerimize kızmasa evet. okumuyoruz hakikaten. O yüklensin diye kabul ettim tamam evet. geçiyoruz. Hatta çok önemli bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Medyadan da takip etmişlerdir. Özellikle bu 15 Temmuz olaylarından sonra bazı Bylog serverlarına erişilmesiyle ilgili bir Morbey'in yazılımı vardı. Yani insanlar bir namaz vakitlerini anlayabilmek için veya ne bileyim işte bir Zikirmatik programı indirdiklerinde veya bir hava durumu programı indirdiklerinde bile o tarihlerde 2016 yılından bahsediyorum. Bylog serverlarına ulaşan linkler bile olabiliyordu arka planında. Dolayısıyla neyi indirdiğimize şöyle düşünün. Markete gittiğiniz veya pazar yerinde sağlıklı mı sağlıksız mı, küflü mü, zarar veriyor mu vermiyor mu diye
sadece ücretsiz olduğu için her şeyi alıp poşetinize koyup evinize getirip bunu masanıza koyar mıydınız? Evet. Yani, aslında aynı yani. Şey. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Yani bu güzel bilgileriniz için. Bu programı sık sık yapmakta fayda var. Çünkü daha geniş zamanda. Daha geniş bir zamanda. Evet. Çünkü şöyle de bir durum. Hani az önce de ifade ettim. Biz gündemin öne çıkanlarını konuşuyoruz, mercek altına alıyoruz ama gündemin en önemli öne çıkan gelişmesi bu belki de. Şu sıra bile, şu anda bile 2 saattir yayındayım. Yani telefon burada. Yani burada bile ben aslında bizim şu anda 20 dakikada konuştuğumuz olayı burada yaşayabiliyoruz. Evet, karşı evet. karşıya kalabiliyoruz. Bunun üstüne gitmek lazım. Vatandaşları uyarmakta fayda var. Son olarak mesajınız ve uyarınız olur mu izleyicilerimize? Son olarak mesajım ve uyarım şu aslında. 4 cümle kuracağım. Buyurun. Sadece izleyicilerimiz bu 4 cümleyi hatırlarlarsa bu yayından sonra onların çok işine yarayacak. 1. Paylaşmadan önce mutlaka düşünün. Sosyal medyada veya internetin herhangi bir mecrasında paylaştığınız bir şey herhangi bir şekilde olumlu veya olumsuz karşınıza çıkabilir. Bunu düşünün. 2. İnternet üzerinden tanımadığımız kişilerle kurduğumuz diyaloglar bizim için büyük bir risk teşkil edebilir. Yetişkinler için de, çocuklar için de. 3. Ortam sanal olsa da suç gerçektir. Yani bir oyun karakteri hesabını çalmakla gerçek dünyada bir hırsızlık yapmak bilişim hukuku açısından aynıdır. Yüz yüze birisiyle kavga etmek, ona hakaret etmek neyse WhatsApp'tan ona hakaret etmek de aslında aynı şeydir. Ortam sanal ama suç, ama suç gerçek dediniz. Evet. Doğru, doğru. Dördüncüsü de dijital dünyada hiçbir iz silinmiyor. Bu 4 kavrama dikkat ettiklerinde onlar için çok güzel bir şey olacaktır. Ve son cümle, aslında seminere gittiğim okullarda da rica ediyorum. Diyorum hocam bunu lütfen bir yere yazın diye. Başkasının eline geçmesi halinde sizi mahcup edecek bir içeriği üretmeyin. En son cümle bu aslında. Evet. En somutta ben size bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Yani en somut şu an kanaldaki arkadaşlarım bildiğim için biz biraz daha dikkat etmeye başlayacağız herhalde bundan sonra. Türk milleti de aynı şekilde olacaktır. Evet, bu önemli bir nokta. Ben de şunları tekrar edeyim ve kapatalım programı. Linklere tıklamayacağız. Antivirüs programı yükleyeceğiz ve güncellemelerse zamanda yapılacak. 4 artı 3 yaptık. 7 önemli madde 20 dakikada. 7 maddeyi kafanıza yerleştirdiğiniz zaman daha çok konunun üstesinden gelebileceksiniz. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.